Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 21 Ağustos Pazartesi. Marmara bölgesinde poyraz sürüyor, ancak sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecek. Yurdun güneyi ise, son bir aydır olduğu gibi, aşırı sıcak. Şimdi haberler. Türk vatandaşlarının, yılın ilk 7 ayında Almanya'ya yaptığı iltica başvurularının sayısı, 23.082'ye ulaştı. Geçen yılın tamamında, 23.938 kişi iltica talebinde bulunmuştu. İltica edenlerin sayısı artmasına karşın, başvurulara kabul oranı azalıyor. Yılın ilk 7 ayında yapılan başvuruların, %15'ine onay verildi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, %27,8 olarak açıklanmıştı. Türkiye'den yapılan iltica başvurularının büyük bir bölümünü, Kürtler oluşturdu. Yılın ilk 7 ayında iltica etmek isteyen 23 bin kişinin, 19.220'si, Alman makamlarına, Kürt olduğunu beyan etti. Kanada, tarihinin en kötü orman yangını mevsimlerinden birini geçiriyor. Ülkede, hali hazırda devam eden, binin üzerinde orman yangını mevcut. Yangınların yayıldığı British Columbia eyaletinde, olağanüstü hal ilan edildi. Yangın, bölgenin başkenti Yellowstone'a kadar ulaştı. Burada da olağanüstü hal ilan edildi. Yangınlarda şu ana kadar, bir can kaybı yaşandığı bilgisi gelmedi. Ancak, özellikle Batı Kelowna'nın kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde, ciddi maddi hasar oluştuğu belirtiliyor. Hollanda'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin yeni lideri Dilaan Yeşilgöz, Kasım ayındaki seçimlerin ardından, aşırı sağcı Özgürlük Partisi ile işbirliği yapılabileceğinin sinyalini verdi. Kasım ayındaki erken seçimleri kazanması halinde, Özgürlük Partisi'ni dışlamayacağını belirten Yeşilgöz, "Ben esas olarak, kimin hangi niyetle görüşme masasına oturacağı ile ilgileniyorum," dedi. Yeşilgöz ve partisi, tıpkı Wilders gibi daha katı bir göç ve iltica planından yana. FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda, Avustralya'yı 2-0'lık skorla deviren İsveç, turnuvayı 3. sırada tamamladı. İsveç'in gollerini ilk yarıda penaltıdan Fridolina Rolfo ve ikinci yarıda Kosovara Aslani attı. İsveç'in, bu organizasyondaki en büyük başarısı, halen 2003 yılında Almanya'ya karşı kaybettiği final maçı. Avustralya ise, dördüncülükle turnuvadaki en iyi sonucu aldı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.